Ben bunun mesuliyetini alarak söylüyorum. Ben bunun mesuliyetini alarak söylüyorum. Burada İmamoğlu meselesi yoktur. Bir figür vardır. Arka plan vardır. Çok büyük oyun vardır. Allah rızası için söylüyorum. Kimsenin menfaatıcı konuşmuyorum. Kimsenin menfaatıcı konuşmuyorum. Finali Bey'i ben kaybettirdim diyen kimi kazandırdığını söylemiş oluyor. Haram işliyor. Haram işliyor. Haram işliyor. Şimdi ben bunu konuşmalarımda Hatırlamadım. Binali Bey'i ben kaybettirdim diyen kimi kazandırdığını söylemiş oluyor, haram işliyor. Sonra arkadaşlara sordum, onlar not alırlar falan. Çünkü ben iki saat, 3 saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum, birkaç yerde konuşuyorum falan. Böyle bir şey. E, biz bulamadık. Fıkıh heyetiyle görüştüm, ulema ile iş işaret ettim. Ben bunu yanlış mıyım dedim. Dediler ki bütün mecelle kaidelerince, bütün fıkıhlara bakılarak sen bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Acil bunu bulsun. İmamoğlu'na rey vermek haramdır falan diye benim e, resmi sistemdeki bir yazım veya sesli bir beyanım. Bunu arıyorum şimdi. Fetva bundan ibarettir. Bak ahirete çıkacağız. Yarın içilen içkilerin, efendim yapılan mefsedetlerin, vatana millete bir zararlar olursa ki olma ihtimali kuvvetli olur. Çünkü kimlerle ne anlaştıkları belli. İmamoğlu'na oy vermek haramdır dediğim noktayı çünkü benim bir şey ya tweetim vardır ya sesim vardır. Bunu bulmasını istiyorum. Ee, bunu bulamazsa ne duruma düşüyor? Kimi kazandırdın yahu? Kimi kazandırdın? Daha takvasını kazandırsan elini ayağını öpeyim. Ama daha takvasını kazandırmıyorsun ki kardeşim. Yaptığın mefsedetin haddi hesabı yok. Ekrem İmamoğlu'na rey verme haram işte. bana ne yani ben o, o fetva alanına girmiyor zaten. Ve haram işliyor. Haram işliyor. Ne yaptı kendini bak? Yalancılık, yalan yere yemin, yalan şahitlik bütün dünya elinden gidecek olsa kesinlikle yapmayın. Para için, menfaat için, evim gidecek, arabam gidecek. Sakın yalan, yanlış yemin hiç. Doğruluktan ayrılmayın.